Bu Bilal Habeşi peygamberi çok seviyor. Şimdi peygamberi eve davet etmiş. Bilal Habeşi'nin hurmalıkları var ama fakir adam, öyle zengin adam değil. İşte o da askere gidiyor, ganimet alıyor. Hurmalık almış ama kırsal diye araziden almış. Hurmaları böyle ufak ufak, pek makbul hurma değil. Şimdi demiş peygamber eve gelecek, bu kötü hurmaları önüne koysam olmaz. Peygamber buna layık değil. En güzel hurma olmalı. İki teneke hurma vermiş, bir teneke iyi hurma almış. Peygamberimiz eve geldiğinde buyur ya Resulullah demiş. Peygamberimiz elini uzatmamış. Biliyor ki Bilal'in bahçesi iyi hurma yetiştirmiyor. Böyle kırsal bir yer. Demiş Bilal, senin bahçende böyle hurma yetişmez. Bu ne demiş? Ya Resulallah, sen kainatın efendisisin. Benim bahçenin hurmaları sana yaraşır mı ya Resulallah? Demiş Bilal. Onun için benim bahçemin hurmalarından iki ölçek verdim. Bir ölçek iyi hurma aldım. Takdim edince meh. Bırak ya Bilal. Evvih evvih. Yazık yazık. Bu aynı riba, aynı riba. Faizin ta kendisi bu. Faizin ta kendisi bu diye. Bu uygulamada da var. Şöyle böyle cinsi bir olan standart şeyleri alıp verirken bir gram verdiysek bir gram alacağız. Peşin alıp vereceğiz bir gram. Neyi değiştireceğim? O zaman değiştirme. Buğday verirsen gene bir dolu buğday, bir dolu buğday. İyi veya kötü ne olursa olsun. Orada ölçü. Altın verirken efendim bu yeni altın, bu eski. Hiç problem, dinde öyle yok. Altın gramı gramına alıp vereceksin. Peşin alıp vereceksin. Gümüş de öyle. Eğer fazlalık olursa bu faiz oluyor. Bir de faiz olabilmesi için bir şeyin aynı cinsinden başka bir şeyle değiş tokuşu sırasında fazlalığın şart koşulması lazım. Mesela para istiyor. Para da para, para aynı cinstir para. Diyor ki arkadaş, çok sıkıldım. Kızımı gelin ettim, oğlunu eve verdim. Bunu aldım, bana yardım et. Olur. Ne kadar ihtiyacın var? 5 milyar ver. 5 milyar. Ne zaman ödeyeceksin? Mesela sorar. Ben 2 senede ancak ödeyebilirim. Tamam, olur da yalnız tabii o zaman 7 milyar alırım. Ha bak bunu da söyleyeyim. Dedin mi? Bak bu anlaşma var burada. İşte bu faiz. Adam senden para istedi. Sıkıntılı müminlerin para yardımı ederekten böyle sıkıntısını giderirseniz mahşer sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Hadisler var, ayet var. Allah ecri kat kat verecek. İstemiş senden, düğün ettim, borçlandım. Olur, 5 milyar buyur. Hiç şart koşmamışsın. Ben alırken 7 alırım, 8 alırım, 10 alırım dememişsin. Buyur kardeşim. Ne zaman ödeyeceksin? Bir 2 senede olur kardeşim. Buyur, 5. Vermişsin. Sonra adam tabii enflasyon var, şu var, bu var. Paranın değeri düşmüş. O 5 milyarlık para inmiş gelmiş 2 milyarlık değerinde. Adam tabii, alan adam iyi insan. Vaat ettiği zaman da parayı getiriyor. Getirdiği zaman hiçbir şey dememişsin sen. Ya para değeri düştü falan filan. Hiç sesin yok, işaretin yok. Adam demiş ki bu bana insanlık etti. Benim de şimdi elim geniş. 5 milyar yerine 10 milyar veriyorsun. Kendiliğinden. O şart koşmamış, hiç vermem dememiş, enflasyon var dememiş. Götürüyorsun kendinden 5-10 milyar veriyorsan, burada bir anlaşma olmadığı için bu fazlalık faiz olmaz. Böyle adam nerede bulacağız hocam? Bilmem. Böyle olursa faiz olmaz. Böyle olursa faiz olmaz. Ama hocam, şimdi bir insanlara yardım ediyoruz, hem de zarara uğruyoruz. Şimdi 5 milyar para verirsem ben bir sene sonra öderse, paranın ödeme gücü düşüyor, enflasyon var. Ben insanlara nasıl iyilik edeyim? Arkadaş, bu hayat bu dünyadan ibaret değil ki. Bir de ebedi hayat var. Sen müminsin. 5 milyarı karşılıksız vereceksin ki karz-ı hasen derler buna. Zarar etmezsin sen. Ahirette kat kat alacaksın ecrini ebedi alemde. Bu zaten zorla ver değil. Zorla zekatını alıyoruz. Borç para vermek zorla verilmez. Mükafat ermek istersen, ahiret mükafatını ermek istersen parayı karşılıksız vereceksin. Karşılığını ahirette alacaksın.
ebedi alemde olacaksın. Zaten hiç enflasyon olmasa bile maddi ölçülere göre, dünya ölçülerine göre para vermek, borç para vermek zarar etmektir. Neden? Sen bir sene o 5 milyarı kendi elinde evirsen çevirsen o milyar edeceksin zaten. Ticarete döndürdükçe kar edeceksin. Enflasyon olmasa bile zarardasın. Zararda değilsin. Onu din adına Allah emretti diye veriyorsun. Ahirette alacaksın. Onun için faizin her türlüsü haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça ehallallahu beya ve harrama riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Açık ayet var. Hiç bunun yoruma moruma ihtiyacı yok. Faiz haramdır. Dinimize göre tabii konuşuyorum. Kur'an'a inananlara göre söylüyorum. Ve faizcilik yapan kimseler mahşerde haşrolunurken şeytan çarpmış gibi haşrolunacaklar. Öyle diyor. Evet. Şeytan çarpmış gibi. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle öyle. İki, Allah Zülcelal Hazretleri ve Resulullah Efendimiz'e faizcilik yapanlar harp açmışlardır. Bakara suresi 279. Fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulihi. Allah ve Resulüne harp açan adam iflah olur mu? İflah olur mu? Kurtulur mu? Faizciler bunu düşünmeli. Üç, faiz yiyenler cehennemliktir Kur'an'a göre. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve zeru ma bakiye minel riba in kuntum mu'minin. Müminseniz faizcilik yapmayın diyor Allah. Faizcilik yaparsanız malınız eksilir. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Kur'an'da ayet bunlar. Faizcilik yaparsanız malınız eksilir. Faizcilik mahveder. Yok hocam, bu mantığa aykırı. 5 veriyorsun, 10 alıyorsun. Neresi eksiliyor? Evet, görünüşte 10 alırsın ama 20 gidecek delik açar Allah sana. Onunla değil 20 ile kapatamazsın. Nereden? Mesela sağlığın gider. Hanımın hasta olur. Çocuğun bilmem ne olur. Araban bilmem ne olur. Ticaretin de şöyle olur, böyle olur. Faiz alırsan öyle delikler açar ki Allah kapayamazsın. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Evet, Allah'ın yasak ettiği faiz serveti yok eder. Zekat ise artırır. Kur'an-ı Kerim'de şey böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faizcilik yapan adam Kabe'nin huzurunda anasıyla 33 defa zina etmiş, cinsel ilişki kurmuş adamdan daha beterdir diyor. O bundan ehvendir diyor. Ondan da beterdir diyor. Biz bunları duyuruyoruz. Onun için faizcilikten kaçınalım. Yemeyelim, yedirmeyelim. Şimdi diyeceksin sen bana ne diyor bak. Bu Ahmet Ziyadi Gümüşhane Hazretleri'nin yani görüşünü size aksettiriyorum. Fadaruratul mukil la tubihu lehu en yukilehu. Evet. Mesela ben borç aldım. Başkasına faiz veriyorum. Yediriyorum, faiz yediriyorum. Yiyen adam parayı alan adam değil mi? Parayı veren adam. Ben sıkıntı içindeyim. Zaruret içinde olmak faiz yedirmeyi mubah kılmaz. Mubah kılmaz diyor. Zordayım, ne yapayım hocam? Mubah kılmaz diyor. Bu zat, Gümüşhanel, bu eserin sahibi, zaruret içinde olmak faiz vermeyi mubah kılmaz diyor. Evet, tabii buradan biz kitaplarda olanı söylüyoruz. Şimdi yurt dışında ev alacak. Yurt içinde ev alacak. Tabii söylemesi bizden. Gerisini sen düşüneceksin. Ben böyle doğru biliyorum. Kabul edersen arz ediyorum. Ev alacak adam Amerika'da, Avrupa'da düzen kapitalizm düzeni. Faizcilik düzenidir. Ekonomi ona dayandırılmış. Ve öyle bir siyaset güdüyorlar ki, mesela Amerika'yı ben anlatayım. Amerika'da evlendiğin zaman hayat sigortası var, araba sigortası var, bilmem ev sigortası var. Hemen diyor ki sana sigorta, hemen diyor yarın sana dayalı döşeli, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuğu, moltuğu her şeyi içinde bir ev teslim edebilirim.
Normal sen yaptırsan 30 bin dolar mesela ev. 120 bin dolar diyor. Zaten hayat sigortası yaptırmışsın. Bir kısım borcun oraya var. Bilmem yangın sigortası yapmışsın, bir kısım borcun oraya var. Bilmem araba sigortası yapmışsın, bir oraya var. Maaş aldığın zaman ücret işçi olarak veya memur olarak hemen hep her şey böyle belli. Maaşın bir kısmı ev borcuna, bir kısmı yangına, bir kısmı araba, bir kısmı hayat sigortası. Hepsi böyle, sağlık sigortası hepsi var. Sana sadece harcayacağın otobüs parası veriyorlar. Ekmek su parası veriyorlar. Hayatın boyunca 40 senede ödüyorsun evi. 30 bin dolarlık evi 120 bin dolara sana satıyor adam. Tabii faiz alıyor. Böylece tabii işin sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Ben hep onu düşünmüşümdür. Adam sana tabii borç altına sokuyor. 120 bin dolar borcun var. Ödemedin mi evde gidiyor. Verdiklerine gidiyor, evde gidiyor. Ortada kalıyorsun. Onun için borç alan adamın boynu nasıl olur arkadaş? Eğik olur. Hiç kıt diyemiyor kimse. Neden? Bir sürü borcu var. İşleme koyarım ha, tahsil ederim ha diye. Böyle kuzu gibi. İslam insana çok değer verir. Allah'tan başka kimsenin huzurunda eğilmesini istemiyor Allah bir müminin. Dik yürü diyor. Dik yürümek için kimseye borçlu olma. Böyle boyu eğik olma. Kişiliğinden fedakarlık etme. Kanaatkar ol. Adımını yavaş yavaş at. Hırslanma. Evet, bu sene evin temelini at. Gelecek sene kabasını yap. Ötesine şunu yap. Yavaş yavaş git ama faiz alma. Böyle şimdi faizle bankalardan batıda olan kardeşlerimiz şey alıyorlar, kira öder gibi diyorlar, mülk ediniyoruz. Ediniyorsunuz ama 30 bin liralık evi 120 bin lira alıyorsunuz. O herifin bankasına, devletine faiz ediyorsunuz. Bu caiz değil. Dinde yok yeri yok. Evet, hangi fıkıh kitabını getirirseniz getiriniz. Bir Müslüman gavura faiz veremez. Müslümana da faiz veremez. Gavura da faiz veremez. Veremez. Nerede olursanız olun. Verilemez. Getirin. İstediğiniz kitaptan kaynağını siz gösterelim. Aman efendim, aman efendimi yok. Ne yapacaksın? Dinin kurallarını ihlal etmeyeceksin. Zorlamayacaksın. Ne? 3-5 Müslüman bir araya geleceksin. Önce sana ev alalım arkadaş. Peşin parayla. İmkanlarını buluşturacaksın. Sana ev alalım. Sonra sana alalım. Sonra sana alalım. Peşin parayla ev alacaksın. Yardım sandığı kuracaksın. Faizsiz yardım sandığı kuracaksın. Çareler var. Onun için diyor zaten. Neden diyor zaruret halinde olan bir kimse faiz yedirirse gene haram olur. Li imkani izaletihe. Faizsiz iş yapmak mümkün. Mesela ben şimdi oturdum evi. Arkadaşlarla buluştuk, birleştik. Hiç faize bulaşmadan sağlam, mümin sağlam olur, sözünde durur. Yazılı anlaşmamız gereği birleştik, faizsiz. Kendimiz yaptık evi. Dörtte bir fiyatını yaptık evi. Dörtte bir fiyatını yaptık, mal ettik. Sen de birleş böyle, güzel böyle arkadaşlarla şirket kur, birleş, yardımlaş, faize elin bulaştırma. Evet efendim, faiz yiyen, yediren, onu yazan katip ve şahitleri bunun faiz olduğu izâ ulimü bizâlike bildikleri takdirde...